Oradaki yat limanının özelliğini biliyor musunuz? Milyar dolar değerinin haricinde hani FETÖ'cü deyip mübarizde çöktüler aldılar ya oteli de orayı. 40-50 metre büyüklüğündeki yatların yanaşabildiği o bölgedeki tek liman. Yani gemi büyüklüğünde yatlar. Yani 4,5-4 ton 900 kilo kokainlerin 5 tonların doldurulup getireceği limanlar. Türkiye'de mafya babası gibi tanınan Sedat Peker son zamanlar YouTube kanalı üzerinden bazı kalmakallı video müracaatlarını bağlayır. O, Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun həbs olunmasında Türkiye'nin sabiq Daxili İşlər Naziri Mehmet Ağar'ın bilavasitə ərinin olmasından, bu yolla Mənsimovun limanının əlindən alınmasından bəhs edir. Bir de ayrıyeten kapatmadan şeyi söylemek isterim kardeşlerim. Birkaç televizyoncu çıkmış Sedat Peker Amerika'ya gidip sığınırsa CIA... Lan oğlum, lan biz öyle devlet aleyhi de tanık, gizli tanık. Lan biz ne biliyorsak buradan söyleriz. Biz devletimizin aleyhine laf söylemeyiz. Ama insanların yaptığı namussuzluklar var, onları konuşacağız. Daha Mehmet Ağar'ın hikayeleri var. Orzak onların lideri. Benim arkadaşım. 22 sene yatıp Türkiye'ye çağırdı. Onunla nasıl? Devlet deport etti. Deport kağıdını okudum. Diyor ki Edirne'de organize şube polisiyle girilen çatışmada bir polisimiz şehit oldu diyor. Bu polisin şehit olmasını bu kişinin adamları diyor yaptı. Ama elde delil olmadığı için dava açamıyoruz. Deport Türkiye'ye girmemek üzere. Gül, rahmetli, Borzakonların bir bölümünün lideri. Sedat Peker daha sonra ciddi bir məqama toxunaraq qeyd edib ki, Azərbaycanlı qanunu oğru kimi tanınan Türkiyədə öldürülən Lottoqulu ləqəbli Nadir Səlifovun həbsxanadan azad edilməsində də Mehmet Ağarın əli var və o Lottoqulu azadlığa Mübariz Mənsimovu öldürsün deyə bıraxdırıbmış. Ya biz 3 gün bizə ihlali yaptık diye biz Sedat Peker'iz, o ülkenin başbakanını tanıyorum ya. Evinde misafiri oldum Makedonya'nın. Diğer parti liderlerinin hepsini tanıyor. Ya ben 3 gün ihlalden dolayı deport aldım, onu kaldıramıyorum. Organize şube polisini öldüren, öldürdüğü devletin resmi yazısında, deport kararında, organize şube müdürünün altında imzası var. Resmi evrak. Bileğimi kökünden keserim yoksa böyle bir şey. Parmaktan vazgeçtik, çolak Sedat olacağız. Ya bu adamı deportu kaldırıp Türkiye'ye getirdi ya. Derin devletimizin başı. Vallahi Cumhurbaşkanı yapamaz budu. Ya bu yapılabilecek bir şey değil. Polis katili ya. Öyle geçiyor. Ve Mehmet abi getirdi bunu. Niçin biliyor musunuz? Mübariz Mansimov'u öldürtmesi için. Çünkü Mübariz bunlar yerini geri almak için uğraşıyor ya. Oradaki yat limanının özelliğini biliyor musunuz? Milyar dolar değerinin haricinde hani FETÖ'cü deyip mübarizde çöktüler aldılar ya oteli de orayı. 40-50 metre büyüklüğündeki yatların yanaşabildiği o bölgedeki tek liman. Yani gemi büyüklüğünde yatlar. Yani 4,5-4 ton 900 kilo kokainlerin 5 tonların doldurulup getireceği limanlar. Ya hani gazeteci namusu? Ya mübariz orada yaşayan bir adam. Ben adam arkadaş da değil. Arkadaş seviyor. Saygı duyuyorum ama biz hiç yan yana gelmedik. Yüz yüze hiç gelmedik. Ya neden mübarize gidip birini sormuyorsunuz? Ya bu Mehmet Ağar seni öldürtmek için Guli ile. Guli nasıl geldi buraya deport olmuş adam? Ya polis katili. Öyle geçiyor. Organize müdürün imzası var. Ya bunu Tayyip Erdoğan yapamaz Sayın Cumhurbaşkanı. Getiremez. Adam geldi. Allah'a şükür o kötü olay olmadı. Mübariz dedik adam. O da diklendi. Sonra Guli'nin kardeşi Guli ile konuştu, şey yapıldı ama aman yani biz bir şey yapmıyormuşuz gibi olmaz. Denip Guli ne oldu biliyor musunuz? Öldü. Bana dedi ki, aradı ben dedi Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de biraz kalıp çıkmıştı. Gitme dedim. Ben orada yokum. Sıkıntı yaşayabilirsin. Ya dedi ben çok güçlüyüm. Mehmet abiyle aram çok iyi dedi Ağar. Gitme kardeşim dedi. Başına bir iş gelir. Geldi. Haftası dolmadı an öldürüldü. Onların karşı tarafı da, onlar da iyi arkadaşlar. Gereksiz yere bir düşmanlıklar başladı, sonuç böyle oldu. Her iki taraftaki arkadaş da öldü. İkisi de Azerbaycan Türk. Tamam, yalan makinesini getirsinler. Bir diyet daha koyuyorum. Bu bileğimi. Guli emniyette gözaltındayken Mehmet Ağar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Bey'i aradı mı? Bak bileğimi koyuyorum. Herkesin gözünün önünde keseceğim.
Telefon tespitlerine bakın, aradım. Bu arkadaşı işte bırakabilir miyiz? O da mümkün değil efendim, bırakamayız, imkan yok, ama göç idaresine yollattırabiliriz. Yollattılar. Savcılığın kararı var. Göç idaresine şeyine yollattılar. Sedat Peker açıklaması boyunca özüne ve danıştıklarına cevapsız olduğunu bildirir. Xüsusilə qeyd edir ki, onun danışdıqlarında bir yalan varsa, qollarını belə kəsməyə hazırdır. Derin devletin başı, polis katili olarak resmi kayıtlarda geçen, ben rahmetlinin böyle bir şey yaptığına inanmam çünkü milliyetçi bir arkadaştı. Neler neler oluyor değil mi? Ya bileğimi keseceğim diyorum ya. Ya Türksel'deki operatörü tanıdığınız yok mu kardeş? İki müfettiş yok mu ya şunları anlattığımı söyleyeceğim? Bodrum'daki bu limanı küçümsemeyin. Değerinin 1 milyar dolar olması önemli değil. 5 ton her bir gemide gelse her biri zaten bir yat limanı alır. Mübariz dişini çırptı. Uğraşıyor olacağım diyor. Namuslu adam, canı yanmış. Ya adamı Fethullah Gülen'le sen tanıştırıyor. FETÖ'cü değil. Ya bu mahkeme kayıtlarında var biliyor musunuz? Beni Mehmet Ağarlıoğlu tanıştırdı diye. Deliller var, ispatlar var, uçak bilgileri var, beraber gitmişler. Mehmet Ağar FETÖ'cü değil. Mübariz FETÖ'cü. FETÖ'cülerin mallarını alacaklar. Hop! Mallar! 1 milyar dolarlık geri kaç liraya aldılar biliyor musunuz? 29 milyon dolar. Ya mübariz kaç sene evvel 400 küsür milyon dolar harcadı. Şimdiki değeri 1 küsür milyar dolar. Ulan nasıl 29 milyon dolar olur? Orada peysajı 29 milyon dolardan çok tutar. Bahçe, o güzellik şeyleri filan, dükkanlar dükkanlar. Ama offshore'da. Yani adada şirket kurulumu tabii burada değil. Tolga Ağar hop yazılı anlaşmalı orta. Ya bileğimi keseceğim diyorum da kardeşim, yok mu diyorum ya iki müfettiş. İki müfettiş. Yalan makinası et satırı benim ellem. Parmaksız Sedat. Kolsuz Sedat diye gezeceğim. Ne kadar enteresan değil mi? Ya bunlar var ya, bunlar hikayenin başı ya. Daha biz neler konuşacağız? Beni pezevenkten aşağı duruma düşürmek istediniz. Beni aynı anda alacaklardı değil mi? Olmadı. Şimdi burayı arıyorlar. Şeyhleri devlet olarak aramıyorlar. Ya bu adam var ya diyorlar. Buradaki şeyhleri. Tabii adamlar beni tanımıyor. Nerede bilsin Sedat Peker? Çoğu tanımıyordur. Ya bu gittiği ülkeyi karıştırır biliyor musunuz? Aman dikkat edin. Allah Allah. Aman dikkat edin. Allah Allah. Ya bunu çıkartın oradan. Nereye gitse karıştırdı. Balkanları da. Lan evimde oturuyorum arkadaş. Nereye karıştırdım ya? Lan birkaç kere çocuklarımı alıp orada da restoranda gittim. Lan ne yaptım? Nereye karıştırdım? Hele o pasaport hikayesini anlatınca bana bu operasyonu yapmak için seven bir kitle var. Adam diyor şu sebeple seviyorum, bu sebeple. Ya bilmiyorum diyor. Niye sevdiğimi bilmiyorum diyor. Ama seviyorum diyor. Onların tepki vermesini engellemek için yaptılar. Hani devletin namusu? Ya pasaport falan yok. Ya size anlatacağım. Deli olacaksınız. Ulan bu olmaz diyeceksiniz. Ben orada pasaporttan gözaltına falan alınmadım. Böyle bir şey yok. Bir tane resmimi bir pasaporta yapıştırmışlar. Bu tip bir pasaport organizasyonu var. Onlara operasyon yapılacakmış. Pasaport için. Bir tane el. Şimdi Makedonya'da FETÖ'cüler güçlü. Diğer tarafta da bizim büyükelçilik çok güçlü. Onlar da para dağıtıyor. Aynı FETÖ'cüler gibi yapıyorlar. Büyükelçilik gidiyor, İçişleri Bakanı'yla görüşüyor. Yani biz burada olmasından rahatsızız diyor. Bu çok uzun bir konu. Sordurdum. Ya olur mu, biz seni severiz gene Bakan Bey. Seviyor bizi bu cenab, bizi seviyor da. Ya sevdiğinize böyle yapıyorsanız sizi sevmediğinize ne dersiniz? Allah muhafaza. Bir tane garip solcu kardeşim. Bak bu namuslu bir solcu. Temiz, genç, belli. Bana tikelmiş diyor ki reis diyor. Sen diyor reis olabilirsin. Sen diyor Sedat Peker olabilirsin. Sen diyor güçlü olabilirsin. Dünyayı diyor yakamazsın. Dünyayı diyor garipler yakar. Bir şarkı sözü herhalde, oradan hatırlıyor. Ya namuslu adamdı. Vallahi ya, ne güzel espri yapmış. Bir taraftan da dikelmiş. Tamam abi, kabul ettik. Tırstık. Dünyayı sen yakarsın. Garipler yakar. Bu sefer değil. Allah'a yemin olsun bu sefer değil. Bu sefer ben yakacağım. Çocuklarımın gözyaşları için yakacağım. Bana pezevenklerden aşağı muamele yaptıkları için yakacağım. Ulan bizim evimize köpek sokup narko aradılar. Ulan 5 ton kokain gelmiş, sahibini niye aramıyoruz? Bir tane adamı gözaltına almamışlar.
Rezilliğin öbür tarafı. Bugün gene düştü. 600 kilo bir yerde yakalanmış, o da Türkiye'ye geliyor. Devlet açıklama yapmış, Panama devleti. Girin internette bakın. Dünyada anılırımız kokain merkez. Haydi! Ne oldu bizim imanlı gençlik? Yani biz Türk İslam davasını kuracaktık. Türk İslam davasını dünyaya hükümdar kılacaktık. Hani Turan'ı kuracaktık. Hani Yüce Allah'ın adını ve adaletini tüm dünyaya hakim kılacaktık. Nerede? Dünyada uyuşturucu tüketimindeyiz. Adana'da üçüncü. Yani ilk üçe iki tane il sokmuşuz. Ne kadar enteresan değil mi? Kıymetli kardeşlerim, Allah'a emin olsun. Bir tripota, bir telefona yenilecekler. Billahi televizyonları, paraları, hiçbir şey onları kurtaramayacak. Makamları, devleti, gücünü kullanıyorlar. Kardeşlerim, yüce Allah'a emanet olun.